Çok özel canlı yayın. Diz ağrılarınızdan pilateste nasıl kurtulursunuz? Bakın şöyle aniden çektiğiniz zaman buradan çıkan sinirler. Cilt lekeleri için karbonatlı maske nasıl yapılır? Buraya böyle yapıştırın. Farkı fark edeceksiniz. Binlerce insanın kabusu bel fıtığı için mutlaka ameliyat gerekir mi? Öyle bir krem yapacağım ki size, bu kremi evde kolayca uygulayacaksınız. Bel ağrısında hu diye kurtulacaksınız. Çok konuşulacak sağlık önerileriyle Doktor Feridun Kınak ve eşi Serap Kunak canlı yayında. Cildinizin kırışıklıklardan yavaş yavaş günden güne azaldığını göreceksiniz. Ama ne zaman? Nerede? Seda Sayan'da. Az sonra. Sevgili Binnaz Avcı'yı teşekkürlerimizle uğurladık. Ama birazdan intizar bir şarkı için bizimle burada olacak. Şimdi hocam, o demek ki yerdeki hareketi anlayamamışlar. Önce onu istiyorum, sonra bu kadını orada ne yapıyorsun? Hemen şimdi bunu yapayım. O kadıncağızı işkence yapıyoruz. Nasıl bir işkence yapıyoruz hemen gösterelim. Ben Can bunu kardeşten... babaannem yapardı, görüyordum. Evet, eskiden. Şimdi hemen anlatalım. Babaannem Seda çok yapardı, Allah rahmet eylesin. Allah Allah. Amin. Bakınız, bir aletimiz var. Her şey para olduğu için söylüyorum. Bunu biz bir fuardan, tıp fuarından bize indirim yaptıkları halde 18 bin liraya aldık. Yani şimdiki parası, yani şimdi almaya kalksak 25-30 bin liralık bir alet. Bu aletin özelliği, dikkat ediniz, tam bakın buraya, tam kamera buraya gösterse bakın kaldırdı. Burayı çekiyor bırakıyor, çekiyor bırakıyor. Yani oraya vakum yapıyor, yani oranın kan akımını arttırıyor. Yani oraya kan getiriyor. Kan gelen yere ne geliyor? Can geliyor. Şimdi bu aleti kapatalım. Ne yaptı gördünüz, bakın buraya kan getirdi. Ama ben diyorum ki, ya Doktor Feridun, sen almışsın o kadar aletini, tamam kullanıyorsun. Biz nereden alacağız, nasıl alacağız, nasıl olacak bu iş? İşte şimdi size bunun püf noktasını öğretiyorum. Katliyen böyle bu kadar para verip böyle bir alet almanıza gerek yok. Ne yapacağız şimdi? Göreceksiniz bakın ne yapıyoruz. Hemen şimdi onu kenara çekip getir bakın. Ateş. Şimdi bunun için patateslerden yararlanıyoruz. Eskiden Seda Hanım, hani babaannem yapardı dediniz, babaannem, de babaanneniz evet, nasıl yapardı? Kibriti, kağıdı yakarlardı, evet, ya da pamuğu böyle atar böyle yaparlardı. Evet. Bunda risk var, yakabilirsiniz, tehlikeli. Bu yapacağımız işlem faydalı mı? Faydalı. Kupa tedavisi diye Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaları var. Doktorlara bunları çağırıp kurs düzenliyor ve belge veriyor. Artık bir doktor size kupa uyguladığı zaman diplomanız var mı diye sorabilirsiniz. Diplomalı doktorlar yetişiyor bununla ilgili. Bu bir bilim bu. Bunun öğrenilmesi gereken o kadar önemli bir bilim. Ama ben size püf noktasını öğreteceğim. Püf noktasını orta kemiğe yapmayacaksınız. Yan taraflarına yapacaksınız. Ne kadar yan taraflarına? İki parmak yan taraflarına yapacaksınız. Bakın ben şimdi yapacağız bunu kolayca. Buraya önce bir yağ ver. Burayı bir yağlayacaksınız. Ne yağla? Biz doktor... Biz ozon yağı diyoruz ozon ama yağı. Ozon yağını bulamazsanız kantaronlu ozon yağı daha iyi, ama bulamazsanız zeytinyağı sürünüz buraya bir güzelce. Önce zeytinyağını sürdük. Bakın biz bir sürelim şimdi. Sürdük. Burayı güzelce yağladık. Sonra Can kardeşlerim, şimdi kupa tedavisini nasıl yapacağız hemen gösteriyoruz. İki tane böyle patatesi aldık, ortalarına kibrit koyduk. Bunları buraya böyle koyuyoruz. Sonra da iki tane bardak aldık. Bu bardakların buraları kırık olmasın, ona çok dikkat ediniz. Bunları şu şekilde yapacağız. Yakalım bakalım. Yaktık. Bunu da yakalım. Doğum günü, görmüyor. Doğum günü pasta. Şimdi sihirbazlığa başlıyoruz. Evet, hayır. Hokus pokus filan. İyi mutlu yıllar demiyoruz. Ha? Ha? Doğum günü pasta. Bakın ne yapıyoruz şimdi. Çok dikkat edin ne olur. Deminki aleti hatırlamaya çalışın. Bu söndü, bunu yak tekrar. Bunu yakın, çok yakın çekmesi lazım. Evet bakın çok güzel çekecek şimdi bakın. Bakın alttaki sönünce nasıl çekti. Aynı deminki alette gibi çekti mi? Bakın göstereceğim şimdi, biz kıpkırmızı çekti. Yani tutup da 20 milyarlık 25 milyarlık alete hiç gerek yok. İşte bir bardak, işte bir kibrit, işte bir patates. Sonra. Bakın ne yapıyoruz, böyle gezdiriyoruz. Hafif hafif gezdiriyoruz. Ama kemiğe getirmiyoruz. Ha, değil mi? Orta evet, kemiğe getirmiyoruz. Bakın ne oldu? Asla evde denemeyiniz çocuklar. Bu evde deneyeceğiniz bir şey değil çocuklar. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Evet. Burası şöyle kızardı. Kızarınca ne oldu? Evet, kan dolaşımı oldu. İşte bu kan gelen yere can geldi. Bir tek şey, Seda Hanım'ın söylemek istediği şey şu. Tam şu orta kemiğe yapmayınız. Yan taraflar yapınız. Belki diyeceksiniz ki ya ateşle mateşle kim uğraşacak? Bir sürü ateş yakacağız, bir şey yapacağız. Seda Hanım dediği gibi şu pompayı ver kızım bir dakika. Pompayı ver. Şimdi ne yapıyoruz kardeşlerim? Bu ne?
Lavabo açıcı. Lavabo açıcı. Lavaboyu mu açacağız, bel fıtığını mı açacağız? Şimdi bakın kardeşlerim. Lavaboyu aç. Aha. Şimdi ay, ne yapıyoruz? Sıkalı boruları açtı. Buraya buraya sıktık bunu böyle. Ay. Bakın aynı çekimi yapıyor mu? Evet. İşte bu, ver öbürünü de ver. Bakın. Aynı çekimi yapıyor mu? Yapıyor. Ne yaparsak yapıyor onu? Yağ sürdük diye mi? Hayır, yağ sürmedik. Havasını aldık diye. Yağ kaydırmayı sağlıyor bak. Yağ böyle böyle kaydırıyor Seda Hanım. Böyle sonra böyle... ne oluyoruz böyle olunca? Ne oldu? Kan mı çekiyor oraya? Kan akımını çekiyor. Şununla kan akımı. Yani bu aletle aynı şeyi yapıyor. Aynı şey. Kan akımını evet, arttırıyor. Aslında. Bakın kan akımını arttırıyor. Bakın ne yapıyorum şimdi? İşte bu adamı bu yüzden seviyorum. Bakın ben. Bakın ne oldu bak. Nasıl İki kanlandı tane bak. Lavabo bak nasıl ne çekiyor bak. Görüyor musunuz? Kan nasıl çekti? Ama kaç bin lira verdim buna Feridun Bey? İşte dedim ya 20 küsür milyar para verdim. Ama size iki tane 5'er liradan 10 lira. Niye verdiniz bunları biliyordunuz? Ama bir dakika, bir muayenehanede biraz hava da atmak lazım ha. Değil mi? Öyle kuru kuru pompalarla olur mu? Doğru. Ha. Zaten adam zaten pompayla bu... tedavi yapıyor diye gelmezler, evde var derler. Bir de bakın, çok önemli bir noktası var, körüklü olması lazım. Doğru, pompalı. Serap Hanım doğru çekmiyor. Söylüyor. Evet. Körüklü olacak, bakın nasıl çekiyor, bak. Aa. Ve kardeşimin rengi yani. Beyaz şöyle olduğu için hemen kızardığını göreceğiz. Bir mikrofon tutalım kardeşimize. Geçtim. Bu evet, arada soralım doğru. Bakalım ne oluyor? İyileştim, iyi geldi dedi biraz önce de mikrofonu bulamadım ben. Sağ taraf çok ağrıyor. Dur bir soralım. Ne istiyorsun bacım? Sağ taraf çok ağrıyor. Şimdi sağ nasıl oldu? Sağ çekiyorum şu an. Bir fayda hissettin mi? Evet. Oraya bir daha yapalım. Biraz fayda hissettin mi? Evet biraz ağrıyor. Peki o zaman ben size diyorum ki buraya masaj yapacaksınız. Evet. Nasıl masaj yapacaksınız? Havan şeyini getir kızım. Sen de şuraya yap. Nasıl masaj yapacaksınız? Çok önemli kısmını söylüyorum. Ha, bir de keçeli kalemi ver. Havan mı? Şimdi kardeşlerim. Nasıl masaj yapacaksınız size göstereceğim şimdi. Sağ tarafım ağrıyor diyor. Biz oraya kupaları yaptık, şeyler yaptık. Bakın ne yapıyoruz? Bu orta hat buraya değil, bu yan taraflara yapmak lazım masajı. Dur görmüyorum. Ben şimdi bunu parmağımla böyle böyle yapabilirim. Yumruğumla böyle yapabilirim. Ay elim acıdı, uf puf diyebilirim. Doğru. Dememek için bir tane alacaksınız böyle havan herkesin evinde var. Var. Bunun bronz olanları var. Bizdeki mermer. Bunun arka kısmını şöyle güzelce biraz burayı zeytinyağladıktan sonra bak yapacağım harekete bak. Görüyor musunuz kardeşlerim? Hiç elimi acıtmadan, hiç sıkıntı yapmadan, hastama da rahatsızlık vermeden oraya çok güzel masaj yapayım. Şimdi soralım bakalım. Abla ne hissediyorsun? Ne oluyor? Rahatladı. Görüyor musunuz? Evet. Çok güzel bir masaj oluyor orada. Allah rahatlama. Allah. Kimsenin eli de acımıyor. Evet. Ben daim televizyona bakarım. Seda Sayan'ı seyredebilirim böyle. Seyrederken bir taraftan da bunu yapabilirim. Ama öbüründe ne oluyordu? Parmağım acıyordu. Basitçecik bir havan arkasıyla. Geldi hocam. Hocam kesinlikle... sürdüğünüz o yağ var ya, o ne işe yarıyor? Ha. O yağ... Ozon yağı. Ozonlu kantoron yağı. Ozon ne? Üstü üşümesin. Ozon, oksijen. Oksijenin bir güçlü haline ozon diyoruz. Ozonu cildimize sürüyoruz ya da versene kızım. İçebiliyor muyuz bunu? Şimdi onu gösterecektim can kardeşim. Bunun ana maddesi zeytinyağı ama çok kaliteli bir zeytinyağı. Ne demek kaliteli zeytinyağı? Dalından toplanmış zeytinden elde ediliyor. Niçin dalından toplanmış? Zeytin yere düşünce orada bir oksitlenme oluyor. Oksitlenme olduğu zaman zeytinin asidi yükseliyor. Korozyon diyoruz. Korozyon oluyor, asidi yükseliyor, o iyi değil. Dalından toplanıyor ve hiç beklemeden 4 saat içinde sıkılıyor. Soğuk sıkımla bir yağ elde ediliyor. Bu yağın içinden 36 saat bir makineyle ozon geçiriliyor. Zeytinyağının içine ozon hapsoluyor. Ama ozon ne? Ozon oksijen. Şimdi oksijen. Ben buraya cildine sürer sürmez de ya da siz tıraştan sonra cildinize sürer sürmez orada bir oksijen oluşuyor. Oksijen olduğu için bütün dokuların ihtiyacı oksijen olduğu için canlanma yapıyor. Midem ağrıdı. Mideniz ağrıdı. Bravo. Kardeşim ne güzel sordu. Bakın bu markası kapalı. Bir kantoronlu ozon yağı yazıyor burada. Kantoronlu yağ. Bakın gösteriyorum can kardeşlerim. Midem ağrıyor. Bak kıpkırmızı kırmızılığını da görelim. Evet. Midem ağrıyor. Yaptığınız şey şişkin şu. Şişkin bademcikleri de çok iyi geliyor. Ver bir tane de benim için. Bademcik şişkin. Bu ne zaten? Zeytinyağı. Bu mide hiç ağrılarında. Hiç vermek hocam. Bak hiç mide yaralarında. Bakma. Kantoron yağının adı ne biliyor musunuz? Osmanlı'da kılıç yağı diye geçmiş. Niçin? Tabii yaraları çok tedavi ediyor. Ağzınıza sağlık. Osmanlı kılıç savaşı yapar, yaralanır, hemen getirir kantoron yağı sürerlermiş. Ama ozon, o zaman ozon yokmuş,
Sadece yağ sürüyorlarmış. Tadına nasıl yerinde denesek? Hadi bir şey hadi. Getireyim ben. Bir kaşık. Bir kaşık getir kızım. Seda Hanım da bademcikleri şişmiş diyor. Kocan hiç bakmıyor bana diyor. Haklı çok evet, haklı söylüyor. Hiç bakmıyor haklı, diyor. Çok haklı. Hemen. Bademciklerime. Evet. Çok fayda eder. Bademciklerinize nasıl içeceğini göstereyim Seda Hanım. Şurup gibi. Aynen şurup gideceğiz. Seda Hanım bademciklerinize ne yapacaksınız? Bakın böyle yapacaksınız. Gargara. Çok içtin. Yani hadi. Gargara yapacaksınız. Yapayım gargara. Hadi. Hocam ama kaç tane içebiliyorsun? Ha, anlatayım. Yok, yok, sevgili kardeşim olsun. Bunu çok içtiğinizde bir zararı yok. Kaşık sadece kaşık istiyorum. Bağırsaklarınızı yumuşatır. Hiçbir yan etkisi yok. Hiçbir tehlikesi yok. Bakın içiyorum ben. İkincisi içtim. Zeytinyağı gibi. Aynı zeytinyağı. Zeytinyağı gibi değil zeytinyağı zaten. Özgü fenalık geçirdi. Yok canım. çok azıcık şöyle... Heh. Bademcikleri abi gözün söyle, söyle bir şey geçirdin mi? Bir şey ne hissettin? Hiç. Ne hissettin? İçimi de kolay hemen gitti. İçimi kolay. İçimi kolay. tadı da güzel. Yutayım mı? Yutacaksınız. Hocam bu ne ya? Tadı da güzel. Dur bakalım. Güzel. Peki bak biraz sonra ben 10 dakika süre istiyorum Seda kardeşimden. 10 dakika sonra boğazında ne olduğunu ne olursun doğru olarak bize zaten... Adı ne? Doğrucu. Evet. Her şey dost doğru söyler. Kötüyse de söyler, iyisi de söyler. Yok Feridun'a ayıp olacakmış. O kadar Ankara'dan gelmiş falan hiç olmaz. Seda Sayan'da öyle bir şey olmaz. Hocam bir şey söyleyeceğim. Yüzümüze sürdük mesela. nasıl süreceğiz? Pamukla mı? Neyle? Hemen anlatalım. Elimizle. Elimizle süreceğiz ama Serap Hanım güzellik uzmanı o tarif etsin. Hep yukarıya doğru süreceğiz. Niçin yukarıya doğru? Yer çekiminden. Ağzına sağlık. Yer çekiminin etkisiyle sarkmayasın diye. Hep yukarıya süreceğiz. Yukarı. Ama kardeşim suratın maşallah var. Bir şey yok. Evet. Ha ama saçlarını sür. Saçlarında hafifçecik sıkıntı var. Banyoya girmeden önce saçların diplerine şöyle şöyle parmak uçlarında masaj yap bunda. Bir saat dursun. Bir saat sonra gir i̇şte. Normal şampuanını yıka. Göreceksin saçlarındaki zeytin farkı. Zeytin anlamış, tamam. Olmaz güzel. Ama bunun özelliğini oksijen olduğu için öyle. Bu şey mi? Evet, şimdi mı? Kardeşlerim biraz sonra ben size evde kendi kendinize manuel terapi denilen beldeki ağrıları nasıl düzeltebilirsiniz onu göstereceğim kardeşimin üstünde. Ama Seda'nın bir isteği vardı. Demin ne dedi? Hocam dedi demin anlattığın şey biraz güme gitti şu yerdeki dedi. Demik aceleye yerdeki... geldi dedi. Evet. Ne demiştik? Biz demiştik ki sevgili kardeşlerim benim belim ağrıyor. Belimdeki ağrı tehlikeli mi değil mi? Bel fıtığı mı değil mi? Ya da acil hastaneye gitmem gerekiyor mu gerekmiyor? Bir, parmak ucunda kalkacak böyle. Bak böyle. Parmak ucunda biri kalkıyor, biri kalkmıyorsa, biri geliyor, biri gelmiyorsa derhal doktora gidilecek. Bir. İki, topuklarında yürüyecek. Çok önemli bu hareketler. Birinde biri kalkıyor, biri kalkmıyorsa acil doktora. Bak kalkmıyor, biri kalkmıyor. Acil doktora gidecek. Sevgili kardeşlerim diğer bir önemlisi de oturacaksınız. Ayaklarınızı yan yana çekeceksiniz bakın böyle. Biri geldi biri gelmedi. Biri geliyor biri gelmiyor. Bak çekiyorum gelmiyor. Emir veriyor ama bacak gelmiyor. Birbirine eşit değil. Acil doktora gidilecek. Ve en önemlisi böyle oturacaksın. Elinin gücüyle iyice bastıracaksın. Baş parmak pıt diye düşer kardeşim. Eğer fıtık yukarıda sıkıştırmışsa... Burayı sıkıştırıyorsa acil bir şekilde doktora gider. Bak böyle olur. Tık düşer. Tık düşüyorsa hiç vakit kaybetmeden derhal doktora gidecek. Aynısını bunda da yapacaksınız. Böyle yapacaksınız. Tık hemen acil doktora gidecek. Burada oturmuşken bir şey daha söyleyeyim ayaklarınızla ilgili. Kardeşler ayağınızı bir böyle tutacaksınız bir de burayı tutacaksınız. İkisinin arasında sıcaklık farkı varsa biliniz ki dolaşım probleminiz başlamış. Ne demek yani? Sizin buraya iyi kan gelemiyor kardeşler. Kan gelemediği için ısınamıyor. Isınmadığı için sıcaklık farkı var. Bazılarınızın ayakları üşüyor. Hatırlayın siz eskiden tırnaklarınızı kaç günde kesiyordunuz? Ayak tırnaklarınızı. Şimdi kaç günde kesiyorsunuz? Ne kadar zamanda? 15 günde. Bu uzadıysa hele 1,5 ay. Tehlike var. Ne tehlikesi var? Beslenmiyor. Beslenmediği için bir şey mi oldu? Mikrofon. Ha, tamam, peki özür dilerim. Ben mikrofon bu düşmesin diye cebime koydum için bozuldu. Ne kadar zamanda keseceğiz ayak tırnaklarımızı? Hemen bir ayı geçmeyecek. Bir ayı geçiyorsa şekil. Derhal acil doktora gidecek. Şekil. Şurada abim bir şey söylüyor. Serap Hanım mikrofonu bir tutalım abime. Tamam tutalım. Serap Hanım mikrofonu bir tut abime. Hangisini?
Hangi abime? Hangi abime? Şu abime, tamam. Buyurun. Ayaklar üşüyorsa ne yapılmalı? Bravo. Ayaklar üşüyorsa ne yapılmalı? Ayaklar üşüyorsa ayağa kan gelmiyor demektir. Tırnaklar geç uzuyorsa kan gelmiyor demektir. Beni affedin, ben her şeyi gösteren bir doktor olduğum için gösteriyorum. Erkekler şu kıllarınıza dikkat edeceksiniz. Bu kıllarınız bu kıllarınız döküldüyse, orada bu kıllarınız döküldüyse bilin ki buraya kan gelmemeye başladı. Neden? Kılların dibinde de kan damarları var. Onlar tıkanıyor, bu sana sinyal veriyor. Ben döküldüm diyor, tedbir al diyor. Kardeşler. Bravo, çok güzel bir şey söyledi. Ben diyor kot giydikten sonra buralarım döküldü. O ayrı bir şey. O ayrı. Benim söylediğim böyle güzel, bak bol yerlerdeki, abi buralardakiler. Buralardaki, sen buralardaki dökülebilir. Buralarda bazen çoraplardan birazcık dökülüyor değil mi? Evet. Neyse can kardeşler, buralarda her şeyimizi çıkarttık orada. Beni affedin, ne olur. Her şeyi gösterme çabasından bazen böyle komik şeyler olabiliyor ama kılların dibinde de damarlar var kardeşler. Eğer o damar kan getirmezse bozuluyor, beslenme bozulduğu için dökülüyor, dökülüyorsa tedbir alacaksın. Ne tedbir alacaksın? Kardeşim oraya kan gelmiyor. O zaman ne yapacağım? Ben orayı hareket yapacağım. Bakın ben sabahlar her gün sabah yaptırıyoruz. Elimizden geldiği kadar bırak, çek bırak. Çek bırak. Ama bunu yaparken parmakları da yapınız. Parmakları da çekmeye çalışınız. Parmaklarla beraber yaptıkça oradaki kan dolaşımı artar. Nerede hareket orada bereket. Kanlanma artacak. Kan dolaşımı hızlanacak. Hocam bir de kramp giriyor diyorlar mesela. Gece krampla uyanan var. Ağzına sağlık Seda kardeşim. Kramp girdiği zaman ne oluyor kardeşim? Kalsiyum eksik, magnezyum eksik. Ter yoluyla kaybediyorsun ya da yeterince almıyorsun. Hakikaten Türk kadını neden bilmiyorum. Memleketimizde bol olduğu için herhalde süt, yoğurt, peynir yeterince yemiyorsunuz kardeşler. Ne olursunuz? Yalvarıyorum. Bir Hollandalı kadının beşte biri yiyorsunuz ya. Ondan sonra D vitamininiz düşük. Ondan sonra kramplar giriyor. Kemikleri. Kramp neden oluyor? Bunların eksikliğinden oluyor. Bir de yuttuğunuz haplar, tansiyon hapları da bazen yapabiliyor. Bir de neden oluyor? Neden oluyor? Sinirleniyorsun, kocam şöyle dedi, Ahşe böyle dedi, Fatma böyle dedi diye sinirleniyorsun, gergin gergin yatıyorsun, yapıyorsun, sağına sola kramplar giriyor. Girmesin, şunu unutmayacaksınız. Akşam yattın, bunu kendi kendinize muhasebe edeceksin. Bir, ben bugün kendim için ne yaptım? İki, ben bugün ailem için, çoluğum çocuğum için ne yaptım? Eşim dostum için ne yaptım? Üç, devletim milletim için ne yaptım? Ve en önemlisi beni yaradan, bu hale getiren Allah için ne yaptım? Bu dört soruyu sorun kendinize. Hocam, her gün buna... ayaklarda yanma oldu gece. Ne olur? Şimdi ayaklarda yanma oldu, ne olur? Ayaklarda yanma, ayaklara emir getiren sinirlere kan gelmiyor. Hani kıllar dökülür gibi orada sinirler var. Sinirlere kan gelmiyor. Bizim sinir resmini getirin çocuklar, sinir resmi. Kan gelmediği için o sinirler balık gibidir. Kan gelmedi mi böyle böyle yapar. Bazen yanmayla belli eder. Yanmadan kurtulmanın çaresi ne? Çok önemli bir şey söylüyorum. Kara hardal tohumu. Kara hardal tohumundan bir çay kaşığı alacaksınız. Havanda döveceksiniz. Sabah akşam bir çay kaşığı yoğurda karıştırıp, şeker hastası olmayanlar bala karıştırıp yediğiniz zaman göreceksiniz ki 15-20 gün süresinde o yanma geçecek. Peki kramplara ne yapacaktık? Kalsiyum kullanacaksınız. Gerekirse hapları var, onu kullanacaksınız. Öyle. Kalsiyum, magnezyum, zinc kullanacaksınız. Ama ben size en önemli şey söylüyorum. Lütfen ve lütfen hanım kardeşlerim, daha fazla erkek kardeşlerim de D vitamininize baktınız. D vitamininiz 30'un üstünde olacak. Arkama döndüm, özür dilerim. Siz baktırdınız mı mesela D vitamini? Evet evet, D vitamini eksikliği bir kere kilo aldırıyor. Benim D vitaminim eksik mesela. D vitamininiz eksikse asla kilo veremezsiniz. Duyuyor musunuz? Ağzına sağlık can kardeşim. Allah razı olsun. Kardeşler bakın, çok önemli bir şey söyledi kardeşim. D vitamininiz eksikse kiloyla ilgili probleminiz var. D vitamininiz eksikse bütün tövbe Allah korusun. Nereden alacağız D vitamini? Hemen alacağım. Bütün kanser hastalarına bakmışlar. D vitaminleri hepsi onun altında. Bu nedenle D vitamini yüksek. Neden alacağız D vitamini? D vitamini için 3 şey lazım. 1. Güneş. Memleketimiz güneşten hiç sıkıntı yok kardeşler. Ne de sıkıntı var?
Türk kadını ve Türk erkeği yeterince egzersiz yapmıyor. Egzersiz yapmadığı için D vitamini sentezlenmiyor, güzel olmuyor. Üç, çok önemlisi, süt, yoğurt, peynir, balık yemiyorsunuz, yumurta yemiyorsunuz. Peki. Ne olursunuz bunları arttırınız canım kardeşlerim. Sütünüzü, yoğurdunuzu muhakkak muhakkak hallediniz. Şimdi sevgili şu kardeşler, inversiyon aletini öyle alıp size çok enteresan bir deneme yaptıracaktım. Bir deneme yapalım, hemen yapalım. Beni çevirme de. Yok, Seda Hanım önce dedi ki önce beni çevir dedi. Fakat daha sonra şöyle bir şey oldu. Özgür'ü çevir. Hasta olduğu için bugün yapmadık. Biz aslında onu Özgür kardeşimizi yapalım. Bu aletin özelliğinin ne olduğunu söyleyeceğiz şimdi. Yardım edeyim mi? Yok. Şurayı çekelim, öyle gelelim. Onu bir çekelim. Onu çekelim. Mikrofonumu vereyim mi? Tamam, hemen kenara alalım. Özgürcüğüm, tamam. Allah'a emanet. O bitti işi, o gidebilir. Hasta abla, sen de sırt üstü yat güzelce. Seninle işin var. Biraz sonra sen normal yat, sen normal yat artık. Şimdi bu aletin özelliği ne? Biz bu aleti yurt dışından getirttik ama Türkiye'de de var artık, ama bu alete gerek yok. Ben size anlatacağım, bir şeyler anlatacağım. Ben bunu gösteriyorum ama alternatifini de göstereceğim size. Bu kadar para verip bunu almaya gerek yok. Ne olduğunu anlatacağım. Şimdi. Canım kardeşim, şöyle geçiyorsun. Bir ayağını buraya, bir ayağını buraya atıyorsun. Gel. Heh, bunu bu tarafa. Ah, bunu benim Özgür benim. Ah. Şimdi göreceğiz bakalım neler olacak. Neler olacak. Helal. Şimdi hemen anlatacağız. İyi mi? Tamam. Sağlam mı? Sağlam. İyi. Hocam bu neye yarıyor? Çok niye sık bunu yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Bakın, şimdi biz bunu muayenehanemizde şunun için kullanıyoruz. Evet hocam. Şimdi kardeşimin beli sıkışmış. Burada sıkışıklık var. Bu sıkışıklığı ben şimdi göstereceğim. Böyle ters çevireceğim. Tersine asınca buradaki sıkışıklıkta açılma olacak böyle. Bunu yapacağım ben. Şimdi nasıl olduğunu gösterelim hemen. Fıtık varsa içine girecek. Ağzına sağlık, evet, Serap Hanım. Açıldığı zaman aralar. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı gösteriyoruz. Kardeşim, ayaklarını da kendine doğru çek. Korkuyor musun? Çekiyorum. Ayaklarını kendine böyle. Yok, öyle değil. Tutar mısın Serap? Can dostum, şöyle. Öyle dur. Ben arkandayım, hiç bana bırak, tehlikesi yok. Şimdi bakın kardeşlerim, yavaş yavaş arttır yapıyoruz biz bunu, ama kendi başına yapanlar da var bunu. Şimdi ne yaptık? Yavaş yavaş hastayı çekiyoruz. Kendi ağırlığıyla o arkadaki açılma oluyor. Soralım şimdi, nasıl bir sıkıntı var mı? Yok. Beynine doğru kan geldiğini hissediyor, evet, musun? Yüzü i̇şte. Kıpkırmızı oldu. Amaç ne? Oradan açtı, başına doğru kan getirdi. Dikkat edin. Amerika'daki birçok zenginler bu aleti aldı. Niçin biliyor musun? Alzheimer olmamak için. Alzheimer neden oluyor? Beynine başına kan gelemediği için oluyor. Bir tane daha yapayım. Bir daha bizi bir şeyin düşün, söyle abi. Bunu biz iyice yapıp bir de böyle rediksiyonlar yapıyoruz. Böyle beline oturtmalar yapıyoruz. Belinde ağrı var mıydı abi hiç? Yok. Yoktu. Neyse, o yüzden fazla şey yapmayalım. Bunu bu şekilde belinde biz onu yerine göre redüksiyon denilen işlemler yapıyoruz. Şimdi tamam. Şimdi Alzheimer olmamak için bunları yapmamız lazım. Ama ben diyorum ki abla, bir kalkar mısın? Özür dilerim seni. Ya da başka yerde göstermeyeceğim, bir kalk. Ben size diyorum ki evde ne yapacaksınız? Beynime kan gitti. Biraz konuyu değiştirdim ama yeri geldi diye dönüştürdüm. Şu Alzheimer'dan birazcık bahsedeyim, ondan sonra bele gene döneceğim. Alzheimer olmamak için sabah yataktan nasıl kalkacaksınız onu öğretiyorum size. Tamam, çok önemli. Abla affedersin, özür dilerim. Kalk abla, sen şöyle kalk, bir dakika otur, seni tekrar alacağım. Tekrar alacağım. Siz böyle özür alalım. Dilerim, affedersin. Abla sen böyle geç. Şimdi anlatıyorum. Alzheimer olmamak için yataktan kalkış pozisyonu, yani bu aletin yaptığı işlemleri anlatacağım size. Kalktınız, şöyle bir genleşin güzelce. Bütün tabiattaki hayvanlara bakın ne yapıyor? Hepsi böyle genleşiyorlar. Gerilme tabiri diyoruz. Kedilerinizi düşünün. Köpekleri düşünün. Aslanları düşünün. Bu ne yapıyor? Bütün kaslarınızda bir canlanma yapıyor. Bakın böyle bir geriliyorsunuz. Oh diyorsunuz. Ve siz de bunu muhakkak sabah uyandığınızda yapın. En önemlisini söyleyeceğim. En önemli cimnastik ruhunuzun cimnastiği.
bedeninize yaptırdınız. Ruhunuzun cimnastiği nasıl oluyor? Ruhunuzun cimnastiği şükretmekle oluyor. Diyeceksin ki, ya Rabbi bugün de beni uyandırdın. Sana sonsuz şükürler olsun diyeceksin ki bir enerjin gelecek, kendine gelecek. Sonra, bakın kardeşlerim, ben böyle yapmıyorum. Başınızı biraz aşağı doğru sallandırın diyoruz. Ne olsun başıma kan gelsin. Demin Özgür kardeşime yaptığım işlemi ama ben böyle yapıyorum. Yataktan kalkıyorum. Bir elimi de koyuyorum. Başımı böyle sarkıtıyorum. Ne oluyor? Başıma kan geliyor. Kan geldikçe ne oluyor? Saçlarım dökülmüyor. Neden? Saçlarım köküne kan geliyor. Beynim çalışıyor. Neden? Beynime kan geliyor. Beynim kanlanıyor. İşte kardeşlerim bunu bu şekilde güzel yaparsanız beyninizin kan dolaşımı hızlanıyor. Beyin damarlarınızda genişleme oluyor. Her gün ne kadar yapacağız? Ne kadar çok yapabilirseniz o kadar. Her gün sabah yapın. Ama ben diyorum ki kendine güvenen yapabilenler de bunu yapsınlar. Bakın kendine güvenen yapabilenler de bunu yapsınlar. Bu ne yapıyor? Beynime kan getiriyor. Kan geldikçe ne geliyor? Can geliyor kardeşler. Bunu ne kadar durabilirseniz o kadar iyi. Önce 1-2 dakikayla başlayın. Sonra yavaş yavaş arttırın. Göreceksiniz ki oradaki kan dolaşımında hızlanma oluyor. Hocam sen dedin ya demin biraz önce bunu yaparsanız saçınız çıkar, saçınız dökülmez. Neden Seda Hanım? Gayet basit. Saç köklerinde tahtamız neredeydi? Bakın saç kökleri şöyle Seda Hanım. Can kardeşlerim şu kafa derinizi düşünün. Ya da cildinizin derisini düşünün. Şu kılınız ya da saçınız. Bunun dibinde şöyle bir kök var. Bunun kökünde böyle geliyor. Burada bir damar var. Bir atar damarı, bir toplar damarı var. Eğer bu damarlar küsmüşse bu temelli kapanıyor, iptal oluyor. Peki ben bu damarları genişletip kanlandırırsam burada canlanma oluyor. Bu dökülen saçlar yerine gelme şansı oluyor. Nasıl oluyor? İşte ben eğildim, kafamı sarkıttım. Bu bölgedeki damarlarda genişme oldu. Yani doğal bypass oldu. Yani doğal orada bir balon tedavisi oldu. Aynı şey beyniniz için de geçerli. Alzheimer ne kardeşler? Son dönemde çok arttı. Niçin çok arttı? Yaşımız büyüdü kardeşler. Yaşımız büyüdüğü için Alzheimer arttı. Hocam onu kaldırmayalım. Bir de kardeşimize yapalım bir imersiyon. Tamam. Gel. Bizim... Gel yavrum. Gel. Yani... Bir yapalım bakalım. Canım kardeşim. Bir ayağın esasında çizmenizi çıkarmanız kolaysa çıkarın, çıkarmazsanız peki zormuş. Peki gel o zaman. Bir ayağınızı böyle, bir ayağınızı böyle alalım. Beyninize kan gelince oraya can geliyor. Alzheimer'da kan gelmiyor. Bakın Alzheimer... Yok araya giriyorsunuz iyice. Bunu da şöyle. Aradan. Tamam. İyi misin kardeşim? Ayağını şöyle çekeceksin kendine. Şimdi yapacağız. Şimdi sevgili kardeşlerim. Beyninize kan gelmesi lazım dedik. Kan gelmeyince neler oluyor? Basit unutkanlıklarınız problem değil. Hangi unutkanlıklarınız problem? Ben Serap Hanım'a bakıp sen kimdin? Adın neydi? Diyorsam o problem. Ev neredeydi ev? Evinizi şaşırıyorsanız o problem. Kendi telefon numaranızı değil mi? İki tane abim camiden çıkmışlar. Eve doğru gidiyorlar. Giderken öbürüne diyor ki hadi gel diyor kardeşim. Beraber benim evde bir çay içelim. Hanım bir güzel çay yapsın bize diyor. Gidiyorlar eve. Kapıyı çalıyorlar. Evin hanımefendisi açıyor. Beyefendi, evin sahibi olan beyefendi. Gözümün nuru, canım sultanım, bir tanem. Bak arkadaşımı getirdim. Hadi o güzel ellerinle bir çay yap da içelim diyor. Neyse hanımefendi gidiyor. Çay yapıyor, demliyor, getiriyor, sunuyor. Oh işte geldi. Gönüller sultanı geldi. Bir tanem geldi. Canım geldi diyor. Hanımefendi çayını koyuyor, gidiyor. Beyefendi çay içerken ya diyor arkadaşım misafir olan. Ne kadar güzel bir muhabbet. Nasıl bir şey bu diyor. Kaç yıllık evlisin sen? Nasıl oluyor bu iş? Sorma sorma diyor. Adını unutuyorum da diyor. Böyle idare ediyorum diyor. İşte kardeşler Alzheimer bu. Çok yakınınızı unutmaya başladıysanız dikkat edin yakınlarınızın kişiliği değiştiyse sinyal veriyor biraz. Sinirliyse mesela anneniz
çok güzel, yumuşak bir anne birdenbire değişiyor, sinirli oluyor. Ya da çok sinirli bir anneniz birdenbire böyle mülayimleşiyor, sakinleşiyor. O biraz sinyal veriyor. Dikkat edin, bir şeyler oluyor diyor.